Düşünsene hayatımda genç milli olmadan 51 kere A milli oldum. Bu çok çarpık bir şey bence. Bunun böyle bir anormallik olabilir. Genç milli olmadım lan ben. Yaş küçültme diye bir şey vardı. Genç milli olmadım ya. 51 kere A milli oldum. A milliye zaten gelen oyuncuların %70'i 80'i genç milli, ümit milli olmadan A milli oluyor. Çok ama var. O da yani büyük takımda oynamanın avantajı biz da var. Biz istisnayız mesela. Ben kendi adıma. Ama ben Okan, Bursa'dan gittim. Olman lazım bu genç bir takımlarda. O ayrı konu da. O döneme kadar nasıl kaçırmışlar Emre Aşık seni? Var. Ondan sonra sayabileceğim. Ama yani o zaman da altyapıyı işte Oktay biliyor. Örnek olarak. Tabii. Yani alt mesela genç milli takımlarda ben Ümit'i hiç görmedim. Sonra A milli. Ben mesela genç milli takımlarda rekor bendedir. Hep o full. Yani 100'ün üzerinde oldum genç milli. Ciddi diyorsun abi. Aynen. Biliyor şey. Evren mesela B'de oynardı. Ben üçünde birden oynardım. Devamlı ya işte Evren abi ben CB açısında oynadım ama Oktay golcü olarak hepsine gidiyor geliyor. Hepsine gidip geliyor. Sonra ben gitmeye başladım. Evren abi Oktay'ın şeyine bak. Şimdi biz 92'de Portekiz'de Avrupa Şampiyonası final oynadık. Evet ama Oktay'ın çok fazla. İkisi de vardı yanılmıyorsam. İşte ikimiz de vardı. Ümit 92... mesela Ümit gibi bir yetenek. Yok. Nasıl? Ama o zaman neredeydi o bizim yaşı? O bir şey anlatacağım. O 92 Avrupa Şampiyonası ikisi de vardı Evren abi. Evet. Portekiz'de oynanan finalde. 96 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'dekinde bizim genç milli takımdan Oktay'la ben Okan vardı. Evren abi sen 96'da var mıydın? Vardım. İngiltere'de. Şey, İngiltere'de vardı. Yok. Fatih'in kadrosunda. Ha şey diyor Avrupa milli diyorsun ya ben de genç bizim A milli takımdan o günkü genç milli takımdan 4 yıl sonra A milli takımda 2 oyuncu var. Portekiz genç milli takımdan o günkü hani o Koutolar, Figolar 8 oyuncu var. 2000'de ben de vardım yine vardım. 2000'de 96'dan bahsediyorum. 2000'de zaten vardı. Yani, 96 ya zaten, Alpay'ın adam düşünmediği dönem işte var. Ama işte dediği doğru. Yani biz alttan gelmiyor. O çok çarpık bir durum abi. Olmaz mesela işte. Mesela işte gelmiyor. Şimdi bize anlatılan. Mesela bir bakıyorsun mesela atıyorum mesela İlhan Mansız. Ben hiç görmedim. Hiç olmadı. İşte ya mesela Mehmet'in mesela örnek veriyorum. Tabii. Hiç yok bunlar. Yoktu abi yoktuk biz. Yani işte bir İlyas anlatıyorlardı bize. Atıyorum mesela şey Ali Eren. Hiç yoktuk ya. Bunlar nerede abi? Nasıl bunlar? Hangi ara? Nasıl bakıyorsunuz siz? Düşün yani, Türkiye'deki altyapı bozukluğuna bak. Bunlar hep A milli takım seviyesine gelmiş oyuncular anladın mı? İşte atıyorum yani? Başka kim var diyebilirim. Mesela İlyas var. Altyapılarda mesela İlyas vardı. Galatasaray İlyas vardı. Ya bizim yani İlyas alt o oynadı genç milli takımlarda. Oynadı vardı. Bak. Ne kahraman mı? Mesela Hakan Şükür'ün kardeşi geliyordu. Vardı mesela. Ceyhun'un genç milli takımlarda mesela şey yaparlardı falan. Tamam mı? Ama amir takımdan mıydı genç milli? Yok Ceyhun da yoktu. Ümit milli döneme geldi. İki dönem küçüktük. Ha doğru belki gelmiştir. Bizden iki dönem küçüktük. O iki yıllarda, üç yıllık dönemlerde gelmişti. Yani, bizdeki altyapı taraması çok kötü. Çok sıfır abi. Ya yine bizim zamanımızda fena değildi de. Şu anda. Şimdi daha yani, da o bölge karmaları falan da bitti şu an herhalde. Bitti. Var ama bakmıyorlar bile yani. Onlar. Piyontek zamandaki şey kalmadı. Vah bravo. Abi mesela şu an şey için söylemiyorum ama mesela Ümit milli takım bir hocası var şu andaki görevde. İsmine bilmiyorum bir şey dediler. Serdar mı geldi? Almanya'dan geldi. Ay kim mesela bu? Amit'in konuşalım bak şimdi. Çocuk Amit Efendi kalkıyor mesela, benim özür dilerim Oktay. Türk futbolunun diyor bana ihtiyacı olduğu kadar benim Türk futbolu sen kimsin? Var değil mi bizde? Nasıl oluyor sen mesela? Sen kimsin lan Türk futbolunun sana ihtiyacı olacak? He? Ay Ümit sen de siyasetle geldin. Beni konuşturma. Sen de siyasetle geldin. Ümit abi görüntüsünü verelim mi? Dur görüntüsünü verelim. Görüntüsünü sen tanıyor musun Ümit'in takım hocasını? Ben o konuda gel bir karar yok, olmayacağım arkadaşlar. Benim çocuk arkadaşım Türk futboluna, Türk futbolun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar. Böyle bir ukalalık olabilir mi? O konuda mütevazı olmayacağım. Ya, şimdi bazı yorumcular veya işte gönlümde rahat. Yani o konuda mütevazı da olmayacağım arkadaşlar. Benim Türk futboluna, Türk futbolun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar. Yani, git oğlum o zaman bırak. Bırak. Alman milli takımı. Senin ihtiyacın evet. Yoksa bırak. Git bakayım buradan bir defeltin U21'ine seni alıyorlar mı almıyorlar mı? Bayağı mütlü oynadın git. Hadi git. Madem Türk futboluna senin, Türk futbolunun sana ihtiyacı olduğu kadar Türk futbolunun senin Türk futboluna ihtiyacı yok. Hadi git. Ama bu hadi şey gitsene. Küçük görme. Getirdiğin trafik polisi nerede şimdi takım bulamıyor. Türk futboluna tarihe geçsin. Trafik polisini hoca yaptın lan amir takıma. Ne yaptın Türk futboluna sistem mi getirdin? Proje mi getirdin? Bir yenilik mi getirdin? Ne kadar Almanya'dan tanıdığın varsa pro lisanslı hepsini bir kademeye koydun. Ne yaptın Türk futboluna? Ne yaptın da biz görmedik yani? Şaşıyız da kör değiliz herhalde. He? Ne getirdin? Trafik polisine amir takımı hoca yaptın oğlum. Yani Real Madrid'de 14 tane maça çıktın diye zannetme ki buradakilerden öbür taraftakilerden çok daha iyi biliyorsun. Hayır bir de milli takımı küçükleyici konuşuyor. Yani aşağı indirici,
ülke futbolunu konuşma tarzı bu. Ya zaten yani, bizim futbolumuzu hiç beğenmiyor. Ülke futbolu falan beğenmiyor. Oynamasaydın abi o zaman gelmeseydin. Beğenmenin olmadığı yerde durma. Düzeltmeye niye çalış. Niye duruyorsun? Hayır neyi düzelttin? Yetkin yoksa da yani yetki de verilmiyorsa hayır, neyi, söyle. Çalışma neyi, o zaman. Neyi düzelttin? Anladın mı? Yetkin de var. Yetkin de yoksa çalışma. Abi şimdi verdiği yetki Ümit doğru söylüyor. Direkt Kuntz'u getirdi burada. Hepimiz varken bin tane adam varken Kuntz daha hiçbir Bundesliga takımı çalıştırmadan bir Ümit Milli takımın hocasıyken tak diye getirdi. Ya kardeşim Türk Milli takımın başına gelmek öyle kolay iş mi Evren ya? Evet. Herhalde burası ya. Türk Milli takımı şu anda nerede abi UEFA sıralamasında? İlk 10'da değil miyiz? Evet. Evet. Ülke puanında. Öyle olması lazım. Evet, abi bizim zaten maddi olarak her şeyimizde zaten çok değerli bir ülke. Yavuz Hırsız ev sahibine baskın çıkarmış ülke, ya. Ülke futbolunda bu kadar abi aşağı indirgeci konuşamazsın. Yani Türk Milli takımına hiç kimsenin ihtiyacı yoktur. Herkesin Türk Milli takımına ihtiyacı var. O kadar güzel söyledin yani, ki abi. O kadar güzel söyledin. Yani yapmayın yani Türk Milli takımı yani bugün Alman Milli takımı seni çağırdı da sen mi gitmedin? Ya bu var mı öyle bu bir şey? Ya? Bu konuşma artık... bu konuşma tarzı hayır. Ay yıldızı aşağı çeker bu konuşma tarzı. Daha önce de yaptı. Abi sen ne yaptın daha da? Daha önce de yaptı. Abi şimdi Ümit doğru söylüyor. Ne yaptı da abi biz bilmedik. Bir söyleyin bakayım. Utanır ya insan. Biraz bilelim ya. Bilelim biz de bilelim. Ne yaptın? Ya senin Almanya'da bir kulüp alsa sen buraya gelir misin? Ne yaptın abi? Söyle biz de bilelim. Biz de katkı verelim. Burada konuşuyoruz herkese. Şimdi Okan'ı övüyoruz. Eksilerini de söylüyoruz. Evet. İşte İsmail Hoca'yı da söylüyoruz. Ama ne belli normlarda. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ama bugün durup dururken kimseye burada belden aşağı kimseye konuşmuyor. Tabii ya. Ya bir şey var ki olanı söylüyoruz. Sen bu kadar önemliysen biz bu futbolun içinde olan adamlarsak biz niye bilmiyoruz? Bilmiyorum sen biliyor musun Evren? Neyi? Hamit'in önem değerini. Hiçbir şey bilmiyorum Hamit'le ilgili. Çünkü Hamit ben kendini ifade etmeyi de bilmiyor. Yani evet. Bak bir oyuncunun veya futbol bilgisi olabilir. Şimdi ülke futbolunun hataları hep söylüyor. Ben Hamit'le birkaç defa böyle konuştuk ama çok samimi şeyi alamadım o frekansı. Çünkü bir küçük görme var hep. Yani böyle bir biz hani buradayız yani şey anladın mı? Şey hatırlıyor musun Evren? Yani Faroe Adaları maçı sonrası masaya yani. vura zaten vura. Ben onu tanıdığım onu için. Musun? Ya ben görev aldığım dönemde de öyleydi. Şimdi hep bu kendi orası olsun. Ya Faroe Adaları'na yenilmişiz ya. Bak, ya kendi ekibini kurabilirsin. Faroe Adaları biri itfaiyeci, biri şey sağlıkçı, biri zerzebatçı ya. Bak ben daha önemli bir şey söyleyeceğim. Aslında Türk hocaları hakkında veya Türk yani bu kendi ekibini birisi kurabilir güçlü bir yere geldiği zaman. Saygı duyarım. Evet. Ama biraz da Türk futboluna gelmiş isimlere de saygı göstereceksin. Şimdi sen Ümit olarak, Oktay olarak, Evren olarak biz biraz daha medyatik insanlar olduğumuzda bunun altında eziliyor. Yani milli takımda onlara görev verirsen burada öyle çok görüntülü olmasın. Daha pısırık. Daha beni bana i̇şte yakın. İşte onu anlatmaya çalıştım. Daha benim bravo adamlarım olsun. Bravo. Hep onları oraya topladı. Hamit takım hocasına getirdi olmadı. 3-4 kişi hariç onun arkadaşlarım onları seviyorum. Ama diğerleri abi kusura bakmasın. Hep kendi aralarında toplantılar. Kendi adamlarını soktular orada oraya kurdu. Ne oldu abi? Şu an durumumuz ne? Ya ben olsam milli takımlarda görevli. Her ay bir açıklama yaparım. Ümit milli takımımız, milli takımlar nasıl gidiyor? Sayfaya bir anlat bak, bakayım. Sayfaya bak demekle olmuyor. Bir anlatsana. Çok doğru abi. Bir anlat. Biz de kapsamalı değiliz. Bir anlat da anlayalım bakalım ne yaptın. Trafik polisini Türk futboluna getirmekten başka ne yaptın? Altyapılara bir sistem mi getirdin? Ne yaptın? Türk ya futboluna yeni bir şey mi getirdin? Haklı o. He? Haklı hiç. Ya yani bıraksın kime göre haklı abi? Kime göre haklı? Bıraksın bu işleri nasıl geldiğini biz de biliyoruz. Biz Türk futbolu içerisinde nasıl orada durduğunu biz de biliyoruz. Dedik, bırak federasyonda dediğimize pişman olduk. Kusura bakmasın yani. Bravo abi. Beni önemsemeyen, bana değer veren adam, vermeyen adama ben de vermem. Hep sadece ben olarak söylemiyorum. Benim adıma yani benim gibilere konuşuyorum. Yoksa bir şey görev beklediğimizden değil. Tabii canım biz de biz ya sen ya abi, sen bu insanları adam yerine koymazsan onları ya seni koymaz. Bir dakika ya Oktay Evren abi. Gitsin abi. Türk futbolunun ona ihtiyacı, onu Türk futbolunun ne diyor? Benim Türk futboluna ihtiyacım, Türk futbolunun bana ihtiyacı kadar yok. Git oğlum o zaman. Yalvaran mı var? Dur diye. He? Ama hata sende değil. Hata Fuat Terim'de, hata Şenol Güneş'te, hata Mustafa Denizli'de, hata Ersun'da, hata Aykut'ta, hata Sergen'de, hata şampiyon Okan'da, hata şampiyonluk yaşayan bütün Türk teknik adamlarda ki sana çıkıp da okkalı bir cevap vermiyorlar. Niye? Onlar da bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyetliler. Çünkü adamların öyle bir derdi yok yani. Böyle bir aymazlık olabilir mi ya? Sanki bana Mourinho'yu getirdin, Guardiola'yı getirdin. Abi şunu anlarsın bak Ümit. Gidelim federasyona. Ben gittiğim zaman onu gördüm 2-3 defa. Veya bak bizim gibiler gitsin 10 tane eski topçu falan.
Abi hemen böyle bir suratta bir asıklık, böyle bir samimiyetsizlik. Abi ben bunu aldığım zaman... Sanki onu yerinden kadar... edeceksin sanki. Ya tabii, yok tabii. Niye gelmiş bunlar işte, ne yapıyorlar? Veya babasının çiftliği. Herkesi işte böyle bir... Babasının çiftliği mi orası? Onu demese bile ben onu anlıyorum. Sen, ben senden büyüğüm, senden daha da akıllı adamım. Ben kimin nasıl davrandığını seni çözebiliyorum. Yani biz işte federasyon başkanına gidiyorsun. Orada abilerimiz merhaba diyorsun filan. Herif böyle bir hoş geldin ha. Anladın mı? Tın. Tabii ki bana da abi hoş geldin evren demesini de beklemiyoruz. Ama bunu da diğer şeylere baktığında bu adam böyle abiciğim. Mesafe. Bir sipsilik, bir kapalılık, tipler, böyle bir tuhaf bir bu şey. Bu tipler hep gücü ben yettiğini tırmalar, gücü yetmediğine yalakalık yapar. Ben sana söyleyeyim. Ona da çok kişi de orada, çok değerli hocalar da onlara da ağız büküyorlar orada şu an. Anladın mı? Aman benim maaşım gitmesin. Ben çoğu şeyi konuşmadım. O zaman da gelecek. Koca koca adamlar aman Ahmet aman aman şey olmasın. Aman Müslüman ben burada abi kalayım. Aman 200 bin lira maaş alayım o da gitmesin. Aman hiçbir sorumluluk adam almasınlar gelir, abi. Herkesi yesinler. Milleti yemeye çalışıyorlar. Aman hep kendileri adam kalsınlar. Adam gelir gelmez ne dedi? Artık dedi Fatih Terim, Mustafa Deniz, Şenol Güneş'in bunların dedi böyle bir şey söyledi. Çökmüşler oraya ya. Bir şey yani, söyledi. Böyle bir laf söyledi. Dönemi bitti mi? Dönemi bitti gibi bir laf etti. Bir tane sen laf çıkmış. Sen kimsin lan? Otur. Önünden ye diyemediler. Hakikaten demeleri lazımdı. Bıraksınlar abi. Bir ayar vermeleri lazımdı sanki. Şimdi biz kavga ederiz, onu yaparız. Evren abi anlatıyormuş, bu çocuğun günahı ne? Ya. Hadi ben geçmişim de, kendi özel hayatımda hatalarım var. Bu çocuğun günahı ne? Efsane futbolcu. Ne yapmış yani? Nereye soktuğunuzu, nereye şans verdiniz de değerlendirmedi? Onu da yakalayamadı ki. Hadi bana de kumarbaz dediniz, öbürüne alkolik dediniz, öbürüne karı kıza düşkün. Bu çocuğun günahı ne? Ya, lan ben söylüyorum, Sergen'i camide görseniz şeyhim nasılsın dersiniz, bizi görseniz tarikata üye olmuş dersiniz. Bizi tavla oynarken görseniz kumarbaz dersiniz, Sergen'i poker oynarken görseniz yakışıyor dersiniz. Yani ne diyeyim abi ben yani. Ya o da herkesin özelliği ya Ümit, kimse ilgilendirmez ki. Tabii. Kimin ne yaptığı. O özellik normalde öyle olmalı. Herkes senin için onu demiş de onu, ya kardeşim bu adam ne yapıyor, kime zarar veriyor? Özeli. Şimdi Sergen için kumarbaz muarbaz diyorlar. Hocalık yapıyor işte o bu şu Ümit'in dediği gibi. Abi bizi ilgilendirmez. İşini yapıyor mu? İşine bakacaksın abi. İşine bakacaksın. Aynısı işine bakıyor. Bizi ilgilendirmiyor. Onu alacak kişi değerlendirsin. Edecek kişi. Ama bugün geldiğimiz noktada yani kusura bakma Ümit. Sen bunu konuşuyorsun. Dediği gibi Ümit'in. Ya bir tane üst seviye, üst segment diyeyim. Hocaların hiçbir tanesi çıkıp ağzını açmıyor. Hiç kimse bir şey demedi. Ya kardeşim ama sen ne yaptın da biz senin değerini bilemedik. Sen bu kadar değerliymişsin diye bir konuşma getiriyor. Ben işte soruyorum ya. Evet ben kendi adıma, ben burada oturuyorum. Ümit Milli Takım'da bir arkadaş var. Ben hayatımda hiç duymadım ismini. Kim? O Tolunay Hoca'nın yardımcısı mıymış? Neymiş? Neymiş nereden gelmiş? Evet. Ne katıyor? Mesela ne var? Bilmiyorum yani. Ama bize background olarak baktığında evet bana hiç kapımı çalmıyorlar. Niye çalmıyorsunuz arkadaş? Niye çalmıyorsunuz? Biz çaldık abi. Yani anlatabildim mi? Eyvallah. Akşam ben çalacağım kapı. Çalacağım mı?